Arkası yarın. Gelinlik Kız 13. Bölüm. Yazan Kerime Nadir, uyarlayan Neslihan Gürgün, yöneten Mehmet Köseoğlu, seslendirme Neslihan Gürgün, ses kayıt Ahmet Atalay, kurgu Halil Gültekin, seslendirenler Feyza Oya Presçiler, Behzat Doğan Bavli, Cavidan Rüya Alpay, Cüneyt Tamer Güler, Belkıs Ümran İnceoğlu, Nuran Elif Baysal, Sermet Paşa Hikmet Eldek, Güzide Hanım Tülay Duygulu, Kasım Kamber Haluk Kesim, anlatan Enver Seyitoğlu. Behzat bu kez de Kasım konusunda Feyza'yı ikaz eder. Gerçekten de Kasım, göründüğünün aksine gelenek ve göreneklerini bilmeyen ve bunları inkar eden bir insandır. Feyza'yı da her konuda değiştirmek istemektedir. Feyza ise böyle bir değişimi kabul etmez ve ailesiyle konuşmaya karar verir. Ben geldim. Anlat bakalım küçük hanım. İyi eğlendin mi bari? Nasıl olsun işte. Yemek yedik, biraz sohbet ettik. Sonra da geldim. Hepsi bu kadar mı? Başka ne olsun Cavidan? Neyse ben yatıyorum. Hepinize iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Feyza, sende bir şey var. Hasta mısın? Evet. Geldiğinden beri rengin soluk. Bir şey mi üzüldün? Yoksa nişanlın seni üzecek bir şey mi yaptı? Bu adamla yapamayacağım. Ama niçin kızım? Bu adamın nesini istemiyorsun? Kusuru nedir? Susmakla olmaz. Sebebi neyse söyleyeceksin. Bakın, bu adamın 5 kuruşu bile yokmuş. Düğün yapmak da istemiyor. Ben ısrar edince de bütün masrafları sizin yapmanızı söyledi. Güya ileride ödeyecekmiş. Ayrılmaya kalkmak için bu bir mazeret değil Feyza. Maddiyat uğruna iyi bir insanı feda edecek bir aile olmadığımızı biliyoruz. Bu adam hiç masraf yapmasa, biz seni yine de şerefimize uygun şekilde gelin yapacağız. Böyle şeyler düşünmen bile ayıp. Hem zaten madem ki ileride bize olan borcunu ödeyecekmiş, o zaman bir problem yok demektir. Ama karakteri de bozuk. En iyisi size her şeyi başından anlatmak. O zaman bana hak vereceksiniz. Dinleyin. İşte böyle. Onu sevmedim. Sevmeyeceğim de. Zaten sen pireyi deve yaparsın. Kimseleri beğenmez. Şimdiye kadar çıkan talipleri de hep bu yüzden geri çevirdin. Adamcağızın hiçbir kusuru yok. En mükemmel erkeği de bu derece incelesen 1001 kusur bulursun. Herkes onu methediyor, iyiliğini söylüyor. Mesleği, istikbali, her şeyi parlak. Ama Kafkasyalıymış da yol iz bilmiyormuş. Tabii davranıyormuş. Bu bile senin mutluluğun adına bir kazançtır. Yol iz bilenden ağzının payını aldın. Varsın biraz kaba olsun, evine yuvasına sadık olsun da. Feyzacığım, babaannen doğru söylüyor. Bu adam tam sana göre. Bütün aykırı davranışları zamanla düzelir, geçer gider. Hepimiz ilk zamanlarda kocalarımızı öyle fena gördük ki. Bak, sor bütün evli kadınlara. Hepsi de sana aynı şeyi söyleyecektir. Ayol, sen yüzük çıkarmaya alıştın herhalde. Bu adam çok temiz yürekli ve uysal görünüyor. Eğer her şeye rağmen yine de onu istemiyorsan o başka. Ben etraftan çekiniyorum. Etrafı bırak. Onunla yaşayamayacaksan sana başka koca mı bulunmaz? Ona gelinceye kadar daha kimleri reddettin sen? Sen sağ ol yeter. Sen de kızı büsbütün kışkırtma. Bunlar hiç mesele değil. Her şey zamanla düzelir. Ben bu işin bozulmasına asla taraftar değilim. Zaten bütün mesele Feyza'nın fazla ölçülü olmasında. Bu adamın serbest fikirli olmasını yadırgadı. Hakkınız var hanım anne. Feyza hassas olduğu kadar da titizdir.
Kolay kolay kimseleri beğenmez. Bak, dinle Feyza'cığım. Yaşın 24'ü buldu. Her şeyi etraflıca düşünmeli. Göreceksin Kasım seni istediğin gibi mutlu edecektir. Fakat yenge, ya alışamazsan? Ya onu hiç sevemezsen? Hepimiz senin iyiliğini ve mutluluğunu istiyoruz. Aynı zamanda da tecrübelerimize dayanarak konuşuyoruz. Yaratılışlarımız birbirinden tamamen farklı. Hiçbir konuda anlaşamıyoruz. Zamanla birbirinizin sevdiği şeylere saygı duyarsınız. Hatta bunları seversiniz. Bak, 3 gün sonra nikahınız olacak. Nikahta keramet vardır derler. Ayol, bunların adı koca. İyi bir şey olsaydı lale veya sümbül diye çağrılırlardı. Hoşgörülü olacaksın. Başka türlü geçim olmaz. Lütfen. Çevremle ilgilenmek zorunda olsam da kendi geleceğimi düşünmek zorundayım. Hepinizi üzdüğümün farkındayım. Ama bu olay üzerinde daha fazla durmayalım. Eğer bir kadın için erkek, hayatın ihtiyaçlarına cevap veren bir varlıksa, Allah'a çok şükür elime alacağım bir lokmayı bana temin edecek parmaklarım var. Eğer sevgiden bahsedecekseniz, inanın bu kılıksız adam sevgiyi de bilmiyor. Demek ki ne kadar isabetli bir karar verdiğimi sizler de anlamışsınızdır herhalde. Elbette Feyza'cığım, sana hak veriyorum. Yaşayacak olan sensin. Madem ki seni mutlu edemeyeceğini anladın, benim diyecek bir şeyim kalmaz. E aşk olsun yani. Kızı kendi haline bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya. Ben onu bilir onu söylerim. İstediği koca leb demeden leblebiyi anlayacak, yorulduğu yerde han kuracak, ince ruhlu, hassas, nazik ve daha bilmem ne olacak. Hırsız değil, kumarbaz değil, hinoğlu hin değil. Feyza, bu senin huysuzluğundan başka bir şey değil. Bence bu iş bozulmamalı. Ben yalnızca düşüncelerimi, gördüklerimi söylemiştim. İstediğiniz gibi olsun. Ya ben gördüklerimi gösteremedim ya da benim gördüğüm gibi göremiyorsunuz. Size boyun eğeceğim. Fakat bu adamla mutlu olabileceğimi sakın düşünmeyin. Küçükhan'ın bu kartı size Vesat Bey gönderdi. Teşekkür ederim. Kontratlar hazır. İmzalamaya gelebilirsiniz. Garip şey. Bu işi nikahtan sonraya bırakmıştı. Acaba fikrini neden değiştirdi? Gitsem iyi olacak. Temizlik temizlik. Başınıza geçsin temizlik. Önce kalbinizi temizleyin. Benim odamda ne arıyorsunuz? Canım abicim, kız odana 2 süpürge vurdu diye bu kadar kızacak ne var? 2 süpürge ha? Her şeyim alt üst olmuş. Bana sormadan eşyama el sürülmeyecek diye 100 kere tembih ettim. Dayıcım, doğrusunu isterseniz Gülter odanızı süpürdü ama tozlarını ben aldım. Bu haltı sen yedin ha? Ah, fakat... Söz, defol. Defol karşımdan. Hepiniz defolun. Bir daha eşyamın yerinden oynadığını göreyim var halinize. Ay Allah aşkına aç şu kapıyı abi. Defol diyorum sana. Şimdi hepinizin canını okuyacağım. Peki abi, peki. Tamam, tamam. Allah'ım bana yardım et. Giriniz. Giriniz diyorum. Rahatsız ettim ama gelmemi istemiştiniz. Ben kapınızın kilitli olduğunu sanmıştım. Az önce yengem açmamıştı da. Yengeniz ahmağın biridir. Yani kapı kilitli değil miydi? Kapısını korkaklar kilitler. Demek geldiniz. Evet. Oturun. Kontratı imzalamaya hazır mısınız? Elbette. Fakat bir imzanın silinmesi, atılması kadar kolay değildir. Bunu hiç düşündünüz mü? İmzamı silmek üzere atmak istemiyorum ki. Öyle mi? Yüzünüzü bana çevirir misiniz? Ama iyice. Şuurunuzu yerine getirmek için bu yüze tokat atmak lazım. Ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Bir felaketin başındasınız. Açık göz nişanlınızın imzalamaktan kurnazca kaçtığı kontrata nasıl safça imza atacaksınız? Yarın nikah defterine de öyle imza atacaksınız. Yüzüme şaşkın şaşkın bakmayın. Her şeyi biliyorum. Sonuç ne oldu? Evet, sonuç ne oldu? Asıl öğrenmek istediğim bu. Hangi sonuç efendim? Düğünle ilgili. Anlayamadım. Salakça konuşmayın. Düğün yapmaktan vazgeçildi mi diye soruyorum. Hayır.
Hem niçin vazgeçesin ki? O geceden sonra büyük babanızla sayın nişanlınız demek ki görüştüler. Evet, düğünün 15 gün sonra yapılmasına karar vermişler. Demek öyle. Ya masraflar? Merakımı bağışlayın. Bu adamı her yönden tanımak istiyorum. Masrafları şimdilik biz yapacağız. Kasım ileride kendine düşen kısmını tamamen ödeyecekmiş. Kendine düşen kısmı da ne demekmiş? Herhalde düğün, yüz görümlüğü falan. Yüz görümlüğünü de damat bey adına paşa babanız mı takacak? İleride borcunu ödeyecek ya. Feyza Hanım, sizin ailece basiretiniz bağlanmış. Beni dinler misiniz lütfen? Bu adam bir dolandırıcı. Sözüme dikkat edin. İleride borcunun bir kuruşunu bile ödemeyecek. O bu aileden geçinmeye, daha doğrusu bu aileyi sömürmeye geliyor. Evlenmeye kalkan bir erkeğin ben masraf tanımam demesi olacak iş mi? Bu erkeğin şerefi nerede? Gelenekleri bilmediğini söylemesi de bir oyun. Kurnaz ve tehlikeli bir adam. Bu adam aileye olan borcunu ödemek şöyle dursun. Kendi kumar borçlarını da aileye ödetecektir. Elinizde avucunuzda ne varsa hepsini alacak. Rica ederim Behzat Bey. Doğru söz acıdır. Fakat beni susturamazsınız. Bütün kusurlarına rağmen bu adamla evlenmek için ne zorunuz var? Ona aşık mı oldunuz? Bütün söyledikleriniz hayal ürünü Behzat Bey. En küçük pürüzleri bile kötüye yoruyorsun. Görgü kurallarını hiç tanımaması, meteliksiz olarak evlenmeye kalkması, ailenin bütün geleneklerini omuz tutması... Çok ileri gidiyorsunuz. Bütün bunlara rağmen evleneceksiniz ha. Anlaşılan sizi tanımak konusunda yanılmışım ben. Sizin evleneceğiniz erkekle tam bir ruh ve fikir beraberliği kuracağınızı düşünüyordum. Yazık. Bu sözleriniz beni hiç etkilemez. Evet, onunla evleneceğim. Çünkü bizim ailemizde verilmiş söz geri alınmaz Behzat Bey. İşte bu gerçek. Ama yine de isteğimle evleniyorum. Ya bunlar... Hı? Neden elleriniz bu kadar soğuk? Neden üzerleri böyle kabarmış? Hiç her zaman olur. Ne yazık ki yalan söylemeyi beceremiyorsunuz. Niçin bu kadar sıkılıyorsunuz? Emin olun sıkıntıdan değil. Biraz midemi bozmuşum. Sahi mi? Hani siz kimsenin özel hayatına karışmayı sevmezdiniz? Gene de öyleyim. Fakat gözümün önünde bir cinayet işlenmesine de göz yumamam. Önceleri bana fikrimi sorduğunuzda size olumlu şeyler söylemiştim. Ta ki onunla villada görüşünceye kadar. Behzat Bey. Ben son sözümü şimdi söyleyeceğim. Bir daha da hiç konuşmayacağım. Onun için izin verin de devam edeyim. Onunla yemeğe gittiğiniz gece burada nasıl ağladığınızı duydum. Ayrılmak istiyordunuz ama sizi ikna ettiler. Uysallığın bu kadarı ahmaklık. İradenize hakim olun lütfen. Her şeyi iyice düşündüm ve evlenmeye karar verdim. Zavallı kız. Hayatınızı düzene koymak için uzanan ele vuruyorsunuz. Ben kadere inanan bir insanım. Sonucun iyi olacağını biliyorum. Şu kontratı imzalasak artık. Villayı sizin gibi çok yakın ve çok sevdiğim bir akrabaya kirayla vereceğime gerçekten inandınız mı? Villa sizin. Onun sahibi sizsiniz artık. Herhalde alay ediyorsunuz. Hayır. Dinle yavrum. Seni denemek istedim. Son ana kadar beklemeye karar vermiştim. Maalesef kontratı imzalamak için geldim. Bu saflığının ödülünü Allah'ın senden esirgememesini dilerim. Çok mutlu ol. Çok teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Bu gece çok sinirliydim. Sizi hayli kırdım. Yalnızca iyiliğiniz için aşırı derecede titizleniyorum. Kasım yine de iyi bir insan olamaz mı? Olabilir. Ben fazla kuruntuluyum. İleri gittim. Villa konusunda bir sorun yok değil mi? Hayır efendim. O halde bir şey daha söyleyeceğim. Oradaki kütüphane içindeki eserlerle birlikte sizindir. Layık olduğunuz daha kıymetli bir düğün hediyesi seçmek isterdim ama sizin için hiçbir şeyin kitaplardan daha değerli olmadığını biliyorum. Teşekkür ederim ama bunu kabul edemem. Az önce verilen sözden dönülmeyeceğini söylemiştiniz. Onu size sunmakla vermiş oldum. Bunun iadesini bir hakaret sayarım. Bu konuyu sonraya bırakalım Behzat Bey. Gelinlik Kızlar Doyunumuzun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.